Dağ tırmanışları yapıyorsanız arkadaşlar, bir yüksek dağlık alana çıktığınızda, hani öyle 5000 metreye falan çıkmanıza gerek yok. 2200-2300 metre yüksekliğinde bile bunu çok net hissedebilirsiniz. Mesela Aladağlar transı yapmıştık. Burada Emler zirve yaptıydık 3400 metrelerde. Emin olun arkadaşlar, 3200 metreye kamp attı. Sevgili dostlar, geldik atmosferin özelliklerine. Arkadaşlar biliyorsunuz, dünya bir diğer gezegenlerden farklı olarak atmosfer adını verdiğimiz bir tabakaya sahiptir. Dünyayı saran bir gaz tabakası. İklim ve hava olaylarının görülmesi, yeryüzünde yaşamın bulunması işte dünyanın bu atmosferine bağlıdır. Atmosfer, yer çekiminin etkisiyle yeryüzünü çevre saran gaz kütlesidir. Arkadaşlar, eski Yunanca'da atmos nefes anlamına, sfere ise küre anlamına gelmektedir. Yani biz Türkçe'de hava küre diyoruz ya, nefes küre ya da hava küre gibi bir anlama gelmektedir. Şimdi atmosferin özelliklerine geldiğimizde arkadaşlar, atmosferin öncelikle bir sınırından bahsedelim. Şimdi kuramsal olarak atmosferin üst sınırı, yeryüzündeki yer çekimi ile atmosfer uzaydaki genel çekim arasındaki sınırdır. Bu sınır yeryüzünden 620 ile 3600 kilometre yüksekliğe kadar devam eder. Hatta teorik olarak 10.000 kilometre yukarıya kadar çıkmakta. Yani yeryüzünden 10.000 kilometre yukarıya çıktığımızda artık teorik olarak atmosfer hiç kalmamaktadır. Ama yükseklere doğru çıktıkça yoğunluk o kadar azalır ki, bizim uzaya yerleştirildiğini söylediğimiz uydular yerden 190 ile 3200 kilometre arasındaki yüksekliklere yerleştirilmektedir. Yani egzosferin üst sınırına yerleştirilmektedir. Şimdi atmosferin bileşimine baktığımızda, atmosferin çok büyük bir kısmı, yani %78.08'i azottan oluşmakta. %20.95'i ise arkadaşlar oksijenden oluşur. Yani iki temel gazımız azot ve oksijendir. Bunun dışında %1'den daha az oranda karbondioksit, su buharı, argon, neon, metan, kripton, hidrojen gibi diğer gazlar bulunur ki bunların da oranı %0.97 arasındadır. Azot ve oksijen yaşam için büyük bir önem taşımakta ve bu gazların, azotla oksijen oranı atmosferde sabittir. Yani bunların oranında bir değişim yaşamı bitirebilir. Ama karbondioksit ve su buharı yere ve zamana göre değişir ve bunlar iklimlerin belirmesi üzerinde etkili olmaktadır. Evet, azot yaşamın temel kaynaklarından birisidir. Bitkilerin ihtiyacı olan besin maddesi arkadaşlar azottan. Yani azotun ilerleyen derslerimizde bahsedeceğiz. Nitrit ya da nitrat haline dönüşmesiyle elde edilmektedir. Oksijen ise canlılardaki solunum ve yanma olayı için gereklidir. Aslında solunum da bir yanma olayıdır. Onu da unutmamak lazım. Yani ciğerlerimize aldığımız oksijen hücrelere gider. Burada besini parçalayıp yakar. Açığa çıkan karbondioksit tekrar kan yardımıyla akciğere gelir ve buradan dışarıya atıldığında bu olayın bütününe biz solunum adını vermekteyiz. Karbondioksit havada az bulunan bir gazdır. Oranı %0 ile 10.000'de 3 arasında değişme göstermektedir ama iklimin sıcaklığı üzerinde arkadaşlar çok büyük bir etkiye sahiptir. Çünkü karbondioksitin atmosferdeki güneş ışınlarını emme ve saklama gibi bir özelliği bulunmaktadır. Bundan dolayı karbondioksit miktarının artması sıcaklığın artmasına, karbondioksit miktarının azalması ise sıcaklığın düşmesine neden olmaktadır. Ki jeolojik devirler boyunca karbondioksit miktarındaki değişimler iklim değişimleri şeklinde karşımıza çıkmıştır. Arkadaşlar, su buharına geldiğimiz zaman, su buharı da yere ve zamana göre değişen bir gazdır. Bu su buharı yeryüzünden yükseklere doğru çıktıkça azalır, ekvatordan kutuplara doğru gittikçe azalır, kıyıdan karaların iç kısımlarına doğru gittikçe azalır. Yani su buharında 3 doğrultuda bir değişim görülmektedir. Şimdi arkadaşlar, atmosferin etkilerine bakacak olursak, atmosferin etkileri içerisinde atmosfer içinde yaşam için gerekli olan gazları bulundurur. İşte azot, oksijen, karbondioksit, su buharı gibi. Güneşten gelen enerjinin uzaya yansımasını engeller. Eğer dünyanın atmosferi olmasaydı gündüz sıcaklıklar artı 100 dereceye çıkarken gece eksi 100 dereceye düşecekti. Doğrudan güneş ışını almayan yerlerin de ısınıp aydınlanmasını sağlamakta. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasını engellemekte. Güneşten gelen zararlı ışınları, yani ultraviyole ışınları tutmakta, sesi iletmekte, iklim olaylarının meydana gelmesine ortam hazırlamakta ve dünyanın atmosferine giren göktaşlar, meteorların parçalanmasına neden olmaktadır. Şimdi atmosferin ağırlığına ve yoğunluk değişimine baktığımızda arkadaşlar, atmosferin 1 santimetre karelik alana yaptığı ağırlık 760 milimetre civa sütunun ağırlığına eşdeğerdir. Yani
1033 gram her bir santimetre kareye deniz seviyesinde 1033 gram bir ağırlık uygulamakta. Bu bilgiden yararlanarak atmosferin ağırlığının 5.1 trilyon kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu büyük değer dünyanın ağırlığının 6 kuadrilyon kilogram olduğunu düşündüğümüzde aslında milyonda birinden daha az olduğunu söyleyebiliriz. Atmosfer içerisinde yerden yükseldikçe atmosferin yoğunluğu azalmaktadır. Bakın deniz seviyesindeki gazlar bir atraksiyon bir bilim alanında bu kadar gaz molekülü varsa 9000 metre yüksekliğinde ise arkadaşlar bu kadar gaz molekülü bulunmakta. Dolayısıyla gazlar yer çekiminin etkisiyle dünyanın içerisinde tutulduğu için yeryüzünden yükseklere doğru çıkıldıkça yer çekiminin etkisi azalacağı için gazların yoğunluğunda da bir azalma görülecektir. Eğer bir dağ tırmanışları yapıyorsanız arkadaşlar bir yüksek dağlık alana çıktığınızda hani öyle 5000 metreye falan çıkmanıza gerek yok. 2200-2300 metre yüksekliğinde bile bunu çok net hissedebilirsiniz. Mesela Aladağlar transı yapmıştık. Burada Emler zirve yaptıydık 3400 metrelerde. Emin olun arkadaşlar 3200 metreye kamp attık. Mesela normalde deniz seviyesinde işte ocağın üstüne çay koyduğunuzda 20 dakikada suyu kaynatırsınız. Ama orada 1,5 saat sürdü. Çünkü basınç düşük olduğu için oksijen az olduğu için ne yapmıyor? Ocak yeteri kadar verimli yanmıyordu. Atmosferi oluşturan gazların yaklaşık yarısı ilk 5.6 kilometre içerisinde bulunmakta. Gazların yaklaşık %90'ı 16 kilometre içerisindedir. Yani gazların %90'ı arkadaşlar neredeyse troposfer içerisinde yer almaktadır. %99'u ilk 30 kilometre içerisindedir. Yani stratosferin alt kısımları atmosferdeki toplam gazların %90'ına sahiptir. Yaklaşık 100 kilometre sonra yani 100 kilometreden daha yüksek kısımlarda ise atmosferin yaklaşık bakın şöyle şey yaparsak ne yapar? 100 binde üçlük bir kısmı kalır. Yani 100 kilometreden sonra zaten biz bundan dolayı iyonosferin üst kısmına artık şey deriz dış atmosfer. Gazlar 100 binde 3. Atmosferdeki toplam gazın 100 binde 3'ü ancak orada. Şimdi bu bilgiden yola çıkarak deniz seviyesindeki basınç 760 milimetre iken 18.500 metrede 76 milimetreye düşer. 55.000 metrede ise sıfıra çok yakın bir değer olan 0.76 milimetreye düşmektedir. Bu nedenle de 55. kilometreden sonra artık atmosferin varlığıyla yokluğu çok anlaşılmaz. Bundan dolayı da ilk 70-80 kilometreye biz efektif atmosfer ya da iç atmosfer adını vermekteyiz. Şimdi geldik atmosferin katlarına. Arkadaşlar biz atmosferi 3 farklı özelliğe bağlı olarak birbirinden ayırabiliriz. Bir gazlarına göre yani bileşimindeki gazlara göre. 2 fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre. 3 sıcaklığına göre. Şimdi biz eskiden coğrafya programında yani lise müfredatında gazları fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre gruplandırıyorduk. Ama şimdi arkadaşlar gazları sıcaklığına göre gruplandırmaya başladık. Onun için de atmosfer tabakalarının isimlerini değiştirmiş olduk. Şimdi gazlarına göre 115. kilometreye kadar moleküler oksijen katı yani O2 katı. 115. kilometre ile 695. kilometreler arası atomik oksijen katı. 965 ile 2400 arası helyum, 2400 ile 10.000 arası ise hidrojen katı olarak adlandırılmaktadır. Evet eski programımızda fiziksel kimyasal özelliklerine göre atmosfer katlarından bahsetmiştik. İlk 13 kilometre arkadaşlar troposferdir. 13 ile 30. kilometreler arası stratosferdir. 30 ile 90. kilometreler arası şemosferdir. 80-90 ile 300-325 arası iyonosferdir. 325 ile 10.000 arası ise arkadaşlar egzosfer ya da jeokronyumdur. Bugün sıcaklığına göre biz lise müfredatında atmosfer katlarını inceliyoruz. 13. kilometreye kadar troposfer, 30. kilometreye kadar stratosfer, 80-90'a kadar mezosfer, 80-90'dan 10.000'e kadar ise arkadaşlar termosfer katmanını ayırmaktayız. Evet demin bahsettik. 115 kilometre yüksekliğe kadar gazlar moleküler halde yani atom molekül halindeki oksijen ve azot bulunmakta. Daha yükseklerde ise arkadaşlar güneşten gelen enerjinin etkisiyle yani 115. kilometreden 925'e kadar gazlar atomik halde bulunmakta ki güneşten gelen enerji ne yapmıştır? Buradaki moleküllerin parçalanmasına neden olmuştur. Bunun üstünde 2400 kilometreye kadar çıkan bir helyum katı, bunun üstünde de 10.000 kilometreye kadar çıkan dış atmosferimiz olan hidrojen katımız bulunmaktadır. Şimdi bunlardan troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınan bir katmandır ve deniz seviyesinden itibaren yaklaşık 12-13 kilometre ortalama 12-13 kilometre yüksekliğe kadar çıkmakta. Arkadaşlar troposferin ortalama sıcaklığı 15 derece yani yeryüzündeki sıcaklığı ortalama 15 derece civarındadır ama troposferin üst sınırında -50-60 derecelere
Yani tropopoz adını verdiğimiz kısımda sıcaklık -50-60 derecelere düşmektedir. Stratosferin içerisinde sıcaklık ilk önce 77 dereceye kadar çıkar. Sonra bunun üst kısmında arkadaşlar tekrar düşer ve -33'e kadar düşmektedir. Termosfer katında ise arkadaşlar sıcaklık 180. kilometrede yaklaşık 1000-1650 derece arasındadır. Ama buradan itibaren arkadaşlar ne yapar? Sıcaklık tekrar yükselmeye devam eder. Şimdi biz atmosfere ne sadece gazlarına, ne sadece sıcaklığına, ne de arkadaşlar tek başına katlarla ayırmak doğru olmaz. Bunun için fiziksel kimyasal özelliklerinde bilinmesi gerekmektedir. İşte fiziksel kimyasal özelliğine göre de troposfer, stratosfer, şemosfer, ionosfer ve egzosfer diye katlar ayırmaktayız. Bunlardan troposfer, tropos gözle görülen demek. İçinde yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz katman, troposfer katmanı. Arkadaşlar en alt katmandır. Kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru gittikçe arkadaşlar azalmaktadır. Ekvatorda hani ortalama kalınlık 12 kilometredir ama ekvatorda 16 kilometreye kadar çıkarken 45 derece enleminde 12 kilometreye iner ama kutuplarda 6 ile 8 kilometre arasında bir kalınlığa sahiptir. Bu bilgiye baktığımızda troposferin de dünyanın şekli geoide benzer bir şekil aldığını söyleyebiliriz. Niye bu şekli almıştır? Bunlardan birincisi ekvatorda ısınan havanın yükselmesi. Şimdi ekvatora güneş ışınları yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiği için daha fazla yükselir ve 16. kilometreye kadar çıkıyor. Ama kutuplara güneş ışınları eğik açıyla geldiği için soğuyan hava yeryüzüne doğru çökmekte. Bir diğer faktör dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü. Ekvatorda bu hız maksimum. Dolayısıyla savrulma da fazla olduğu için ne yaptı? Genişledi. Yani daha yükseklere çıktı ama kutuplarda savrulmaz. Son bir faktör ise arkadaşlar yer çekimidir. Ekvatorda yer çekimi daha düşük, kutuplarda yer çekimi daha yüksektir. Evet, atmosferi oluşturan gazların yaklaşık %75-%80 arkadaşlar bu katman içerisinde, yani troposfer katmanı içerisinde bulunmakta. Su buharının neredeyse tamamı bu katman içerisinde. Bundan dolayı iklim olayları sadece troposfer katmanı içerisinde görülmektedir. Şimdi su buharı ağır bir gaz olduğu için arkadaşlar ne yapmıştır? Yeryüzüne yakın alanlarda toplanmıştır. Troposfer içerisinde yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalmaktadır. Bunun sebebi de troposfer doğrudan güneşten gelen ışınlarla değil, yerden yansıyan uzun dalga boyundaki ışınlarla ısınır. İlerleyen konularımızda bahsedeceğiz. Güneşten ışınlar atmosfer içerisinde kısa dalga boyunda geçerler. Kısa dalga boyundaki ışınlar ne yapar? Atmosferi ısıtamaz. Büyük ölçüde yeryüzüne ulaşır, zemine çarpar, sıcaklık enerjisi olarak tekrar atmosfere geri verilirken uzun dalgalı ışınlar olarak tutunup atmosferin ısınmasını sağlamaktadır. Atmosferin ilk 4 kilometrelik bölümünde hava olayları çok yaygın olarak görülmekte. Burada hem dikey hem de yatay doğrultuda muazzam bir karışım söz konusudur. Bu katman sıcaklığın daha yüksek, su buharının da büyük bir kısmının bulunduğu katmandır. Su buharının en fazla olduğu, sıcaklık ortalamasının 34 derece civarında olduğu Kızıldeniz çevresi su buharının da arkadaşlar en fazla olduğu alandır. Ama Sibirya ile Antarktika'ya geldiğimizde sıcaklık çok düşük olduğu için su buharı da arkadaşlar en minimum değere ulaşmıştır. Stratosfer katmanına geldiğimizde stratus tabaka demek. Arkadaşlar troposferin üst sınırından başlar yaklaşık 50. kilometreye kadar çıkmaktadır. Su buharı bulunmadığı için iklim olaylarının görülmediği bir katmandır. Yatay hava hareketleri yaygındır. Zaten güçlü yatay hava hareketleri görüldüğü için buraya stratosfer adı verilmiştir. Ekvator üzerinde sıcaklık -80 dereceyken kutuplar üzerinde -50 derecedir. Niye böyle bir durum vardır diye baktığımızda, çünkü stratosfer ekvator üzerinde 16. kilometreden başlarken kutuplar üzerinde 6 ile 8 kilometreden başlar. Ekvatorda daha yüksekten başladığı için sıcaklık -80'dir. Zaten ekvatorla kutuplar arasında stratosferin alt katmanında görülen bu sıcaklık farkı güçlü jet rüzgarların oluşmasına da neden olacaktır. Arkadaşlar stratosferin üst kısmında ozon yoğunluğu artmaktadır. Ozonosfer adı verilen bu katman 19 ile 45. kilometreler arasında bulunmaktadır. Arkadaşlar ozon tabakası güneşten gelen ultraviyole ışınların tutulmasında kullanılmaktadır. Ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkından dolayı ekvatordan kutuplara doğru arkadaşlar saatteki hızı 500 kilometreyi bulan jet rüzgarları esmektedir. Geldik mezosfer katmanına. Arkadaşlar mezo orta
demek orta katman anlamına gelmekte. 50. kilometreden başlar, ortalama 80-90. Kilometreye kadar çıkmaktadır. Burada artık gaz molekülleri çok çok seyrekleşmiştir. Arkadaşlar, bu katmanın bizim için en önemli özelliği, dünyanın atmosferine giren gök taşları bu katman içerisinde sürtünmenin etkisiyle yanarlar. Bakın, bunu azımsamayın. Her yıl dünyanın atmosferine girerek yanan gök taşlarının oluşturduğu küller dünyanın ağırlığını 5000 ton kadar arttırmaktadır. Yani her sene başımıza muazzam miktarda kül yağıyor. Hani Anadolu'da derler ya, küller başıma diye. Gerçekten muazzam bir şekilde kül yağmakta. Evet, yavaş yavaş atmosferin sonuna geldik. Arkadaşlar, geldik termosfer katmanına. Mezosferin üst sınırında, yani 85-90. Kilometreden başlar. Teorik olarak 10.000 kilometreye kadar çıkar. Sıcaklık alt kısmında 250 derece civarındadır ama yukarılara doğru çıktıkça 1000-1650 dereceye kadar yükselmektedir. Burada arkadaşlar, güneşten gelen ışınlar aurora, yani kutup ışınlarını, kuzey kutbundaysa aurora borealis, güney kutbundaysa aurora australis adını verdiğimiz kutup ışıkları da burada görülmektedir. Gaz molekülleri çok seyrek. Bunun sebebi arkadaşlar yer çekiminin az olmasıdır. Bu nedenle dış sınırı arkadaşlar çok belirgin değildir. Evet sevgili dostlar, böylece atmosfer katmanın özelliğini işlemiş ve bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.